ifade Kur'an'da insanla ilgili %90 ifade neredeyse olumsuz olarak tanımlanmıştır. Peki insan bu noktada nasıl tanımlanmalı? Kötü bir varlık mıdır, iyi bir varlık mıdır? Peki bunu neyin üzerinden veya hangi referans üzerinden değerlendirebiliriz? İşte bu önemli bir nokta. Bu anlamda dediğimiz gibi insanın o fıtri, en doğal hali var. Bir de onun unutulma durumunda ortaya çıkan problemler var. Hani her zaman hatırlattığım bir şey vardır. Bir çocuğun emeklemeden yürümeye geçiş sürecinde zihin, duygu ve düşünce ve eylem daha doğal işler. Mesela bir bebek emeklemeden yürümeye geçme sürecinde kaç defa düştüğünü saymaz. Kendiyle ilgili bir tanım da yapmaz. İşte ben böyleyim, ben yürüyemem, benim cesaretim yok, ben beceremem. İşte iki defa kalktım, düştüm, denemeyeyim en iyisi. Bir de etrafa da rezil oluyoruz gibi bir sürü hikayeler yoktur. Çocuk doğal olarak o fiziksel olarak belli bir kıvama geldiğinde ve gücünü hissettikçe ne yapar? Ayağa kalkıp yürümeye çalışır. Ve hiçbir düşüşünden dolayı kendiyle ilgili, dikkat edin bu çok önemli, kendiyle ilgili bir tanıma girmez. Yani zihin kendiyle ilgili bir tanım yapmaz. Yani sen herhalde yapamazsın gibime geliyor. Sen beceriksizsin gibime geliyor. Bak öbürleri yürüyecek. Hatta bak herkes de yürüyor. Bir sen yürüyemiyorsun gibi bir sürü hikaye döndürebilir ama bunların hiçbiri o bebeklik çağında dönmez. Böyle bir hikaye, böyle bir tanımlama o bebeğin zihninde meydana gelmez. Aynı zamanda o bebeğin zihninde kaç defa düştüğü de kaydedilmez. İşte bak sen kaç defa düştün, 3 defa düştün. Veya işte birileri sana bakıyordu, sen de yürümeye çalıştın, düştün, rezil oldun gibi bir hikaye yoktur. Neden? Çünkü henüz çocuğun zihni doğaldır. Doğal olarak işlemektedir. Fakat bu doğallığı biz tırnak içinde büyüdükçe kaybetmeye başlarız. Hatta işte ne yaparız? Diyelim ki bir şeyi yapabiliyorsak bunu etrafa lanse etmeye çalışıyoruz. Bakın ben nasıl yürüyorum gibi, değil mi? Dolayısıyla aslında şuna işaret etmek istiyorum. Aslında bizim şu anda unuttuğumuz doğal bir halimiz vardı. Ve bu unuttuğumuz doğal hal unutulduğu için artık hatırlanmıyor bile. Ve çoğumuz ne deriz? Kendimizi mevcut durumumuz üzerinden veya işte hatırladığımız kadarıyla işte çocukluğumuzdan bugüne geliş sürecimiz üzerinden tanımlamaya başlarız. Ve çoğunlukla şunu deriz. Yani ben kendimi bildim bileli böyleyim. İşte ben kendimi bildim bileli aceleciyim. Ben kendimi bildim bileli böyle sessiz duran biriyim. Kendimi ifade etmekten kaçınan biriyim. Veya ben kendimi bildim bileli çok duygusalım. İşte çok çabuk fevri hareket ediyorum. İşte birisi bana şöyle davrandığında ben alınıyorum, güceniyorum veya öfkeleniyorum. Veya o anda çok tepkisel davranıyorum. Veya biri beni eleştirdiğinde buna katlanamıyorum. Ve ben kendimi bildim bileli böyleyim gibi yaklaşımlar sergileriz. Aslında bu unuttuğumuz şeyden sonra bizde ortaya çıkan düşünce, duygu ve davranış alışkanlıklarının toplamının artık kendimiz gibi, kendimiz olarak algılanması tuzağıdır. O yüzden konuşmamın başına şöyle bir cümleyle girmek istiyordum. Önce bu girizgahı yaptım. Yani insan kendini unuttuğunda kendini aldatan ve aynı zamanda çevresini de aldatan bir varlıktır. Ama en başta insan kendini unuttuğunda kendini aldatan, kendini yanıltan, kendi kendine tuzak kuran, kendi kendini mahvedebilen bir varlıktır. Da böyle de tarif edebiliriz.
Ama hangi şartla kendini unuttuğunda, gerçek anlamda kendini unuttuğunda o gerçek kendinin yerine aldatıcı bir kendilik girer. O kendilik neyle tanımlanmaya başlar? İlişkileriyle tanımlanır, yapıp ettikleriyle tanımlanır, ilişkilerinde aldığı geri bildirimlerle tanımlanır ve bilebildiği veya bilemediği şeyler üzerinden tanımlanır. İşte ben çok bilgiliyim, ben işte kendimi yetiştiriyorum gibi bir hikaye de oluşturabilirsiniz. Ya ben hiçbir şey bilmiyorum, bir türlü kendimi geliştiremedim diye bir hikayeye de kapılabilirsiniz. Ya insanlar beni çok severler, bana hürmet ederler, işte herkes bana saygı gösterir. İşte nerede İsmail Bey nasıldır dense güzel şeyler konuşulur deyip kendinizi mutlu da edebilirsiniz. Ya işte kimsenin gözünde böyle hani değerli, işte kıymetli, işte göz alıcı, etkileyici, karizmatik, hayranlık uyandıran biri değilim deyip böyle kendi kendinize böyle bir boyun büküklüğü içinde bir hikaye de üretebilirsiniz. Veyahut da eylemsel unsurlar üzerinden, işte ben şunu yapan biriyim, bunu gerçekleştiren biriyim, şunu elde etmiş biriyim, şuna sahip olmuş biriyim gibi bir hikayeniz de olabilir. Ben hayatta hiçbir şey yapamadım. İşte hatta benim böyle çok yakın bir tanıdığım genç, böyle 17-18 yaşında bir genç kız iken şöyle demişti bana. Ya dedi, benim böyle işte bunu da ben yaptım diyeceğim hiçbir şey yok dedi ya. Ben kendime nasıl insanları hayran bırakacağım? Nasıl etkileyeceğim insanları? İnsanlar beni görünce ne diyecekler? Gibi böyle bir üzgün, bir mutsuz, sanki böyle büyük acı çekiyor gibi bir hikaye üzerinden bu ifadeyi kullanmıştı. Aslında bütün bunlar bize ne anlatıyor? Gerçek kendini unuttuğunda sen en başta kendini aldatırsın. Bir insanın kendini aldatmadan başkalarını aldatma ihtimali de yoktur. Mutlaka kendini aldatmak durumundasın. Kendini aldattıktan sonra başkalarını aldatabilirsin. Başkalarını manipüle edebilirsin. Ama önce kendini manipüle etmek zorundasın. Kendini manipüle etmeden başkasını edemezsin. Bu açıklamalardan sonra şöyle bir kutsal metinde şöyle bir ifade var. Ali İmran suresi 188. ayette. Kendilerine verilen veya kendilerine gelen şeyler ve ferahlanan, böyle kendini böyle çok iyi hisseden, bugünkü dille aktarırsak biraz meali, hani kendilerine verilen şeylerle, kendilerine gelen şeylerle böyle bir övünen, böyle bir içi ferahlayan ve yapmadıkları şeyler ile övülmeyi sevenlerin, dikkat edin, yapmadıkları şeylerle övülmeyi sevenlerin azaptan kurtulacaklarını zannetme. Bu aslında çoğunlukla meallerde böyle ahiret azabı üzerinden dillendirilir ama aslında bu mevcut olan bir durumla da ilişkilidir. Yani tekrar ifade ediyorum. Kendilerine verilen veya kendilerine gelen şeyler üzerinden böyle ferahlanan, böyle kendini çok iyi hisseden, hani bazen olur ya böyle çocuklar biraz büyüyünce işte ona çok güzelsin denir, işte benim yakışıklı oğlum denir falan. O da böyle bir aynaya gider. Daha bu küçük yaşlardan itibaren bir süredir görebiliyoruz bunları, değil mi? Daha çocuk 3-5 yaşında işte ben güzelim değil mi diye böyle aynaya bakıp böyle bir süslenir, bir şey yapar ve onunla bir içi açılır, böyle bir genişlik hisseder. İşte ayet bunu ifade ediyor. Yani kendilerine verilenle veya kendilerine Tanrı'dan gelen ile böyle bir içleri aydınlanan, içleri böyle
genişleyen kişiler. Bu bir ifade, sonra öbür ifadeye de geçeceğiz. Şimdi niye böyle insanlar azaptan kurtulamaz? Kısmen öyle ama o sınırlı bir açıklama olur. Evet, kibirlenme ihtimalin var. Aslında burada dikkat edersek bir şeyi sahipleniyoruz. Yani bize verilen bir şeyle, Tanrı'dan bize gelen bir şeyle biz ne yapıyoruz? Onu kendimize ait görüp onunla kendimizi tanımlıyoruz. Yani bu bana ait. Mesela çok güzelim. Peki yani en zahiri örneği vereyim. Diyelim ki yaşlandığında nerede kaldı o güzellik? Değil mi? Mesela işte dünyanın en güzel kadınlarının diyelim ki 60, 70, 80 yaşlarındaki hallerine bakın. Nerede kaldı o güzellik? Nerede kaldı o tazelik? Nerede kaldı o tırnak içinde fiziksel çekicilik? Ve aslında buradaki tuzak ne? Kendini sana verilen, örneğin hani burada örnek verdiğim şey, mesela bedenle tanımlayıp sana verilen beden üzerinden bir övünme, bir gururlanma, bir böyle kendini çok çok iyi, hatta bazen üstün hissetme. Yani gururlanmıyorum ama veya işte kimseyle kıyaslamıyorum ama ne yapayım, güzelim yani, Allah da vermiş. Allah da vermiş ama egonun orada neyi var? Ama bana vermiş yani. Hani bak sana değil, bana vermiş. Niye vermiş? Yani bir bildiği var herhalde diye ne yapıyor ego? Onu sahipleniyor. Onu kendine ait görüyor. Peki bu ego şöyle diyor. Ne var bundaki? Çok da hoşuma gidiyor. Diyor değil mi aslında? Peki niye ait diyor onların azaptan kurtulacaklarını zannetme? Bir, kendine ait gibi gördüğün şeyi korumaya çalışacaksın. Sürekli onu koruyacaksın. İki, başkalarıyla kıyaslayarak geriye düşmemeye çalışacaksın. Üç, elinden bir gün gidecek olan şeyi koruyamayacağın için üzgün olacaksın. Kendini geriye düşmüş hissedeceksin. Ve mevcut durumu sürekli koruma refleksine gireceksin. O yüzden bir Hint metninde bu konuyla ilgili şöyle denir. İnsanoğlunun en büyük trajedisi şudur ki, gerçekte hiçbir zaman sahip olamayacağı bir şeye sahip olduğunu zanneder, sonra da sahip olduğunu düşündüğü şeyi korumaya çalışır. Bu aslında insan olduğu için gerçekten trajik bir şeydir. Yani aslında hiçbir zaman sahip olamayacağın bir şey ama böyle elinden alınmadığı için sahip olduğunu zannediyorsun. Hani diyelim ki biri sana bir şey emanet etmiştir, sen de benimdir dersin. O onu senden sahibi alıncaya kadar benimdir diye kendini avutabilirsin veya böyle kendini tırnak içinde gösterebilirsin. Ne zamana kadar? Sahibi gelip onu alıncaya kadar. Sonra büyük bir mahrumiyet ve keder hissedersin. O yüzden bir sufi metninde der ki, hakiki bir sufi hiçbir şeye sahip değildir, hiçbir şey de ona sahip değildir. Yani bir sufi hiçbir şeye sahip değildir, hiçbir şey de ona sahip değildir. O yüzden bunu bütün kadim öğretilerde bulabilirsiniz. İnsan hiçbir şeyin sahibi değildir. Yani bizim sahipliğimiz mecazi bir sahipliktir. Hani bunun sahibi benim falan deriz ama o gerçek anlamda bir sahiplik değil. Eğer onu gerçek anlamda bir sahiplik zannederseniz işte Yunus Emre'nin yine meşhur bir ifadesini hatırlamalısınız. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan dediği şey. Yani nedir? Aslında hani benim malım, benim mülküm manasında bir hikaye üretirsin ama aslında bu yalandır. Yani malın kendisi yalan değil, mülkün kendisi yalan değil. Senin
bu mal benim, bu mülk benim demen yalandır. Ama sadece sen kendini bu mal benim, bu mülk benim diye oyalarsın. İşte mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi demesi gibi. Aynı şeyi bir başka dille ifade ediyor. Yani sen mal sahibiyim diyorsun, mülk sahibiyim diyorsun. Hani bunun zahiren ilk sebebine bak, ilk sahibine bak. Nerede? İstanbul'un sahibi nerede? 100 yıl evvel bu arsanın, bu evin, bu bölgenin sahibi kimdi? Peki neredeler? Nerede sahipleri? İşte deyim yerindeyse yine bir bilgenin ifadesiyle, ya o benimdir dediğin mal ve mülk seni bırakır, ya da sen onu bırakmak durumunda kalırsın. Yani ya dünyadayken elinden çıkar, ya da mal mülk kalır ama sen gidersin. Dolayısıyla aslında ayet bize şunu ifade ediyor. Sana verilen, sana gelen hiçbir şeyi sahiplenme. Onunla kendini varmış gibi, büyümüş gibi, varlığı artmış gibi zannetme. Hani benim çok, bana böyle kulağıma çok tırmalayıcı gelen bir ifade vardı. İşte falan kişi çok varlıklı. Yani nasıl bir varlığı var ki acaba? Çok varlıklı. Eğer öz varlığından bahsetse çok güzel bir şey. O da Yaradan'a ait. Ben onun varlığıyla varım diyebiliyorsan sen varlıklı birisin. Ama işte benim çok malım, mülküm, tapularım, şuyum, buyum var. Ben çok varlıklı biriyim. Veya sen o insana bakıp ya bu çok varlıklı biri, çok varlıklı bir aile diyorsan sen de aynı cehaletin tuzağına düşmüşsün demektir. Bu dünyada varlıklı hiç kimse yoktur. Sadece hepimizin emaneten bir kullanım hakkımız vardır. Veya kullanım hakkı da demeyelim, kullanım imkanı bize verilmiştir. Çünkü o bir hak değildir. O hak ettiğimiz veya hak ederek elde ettiğimiz bir şey değildir. O bize lütfedilmiş, emanet edilmiş bir niteliktir. Beden bana emanet edilmiş. Ben işte boylu postlu biri olsam, bununla övünsem cahillik sergilemiş olurum. İşte bir kadın olarak işte Yaradan güzel bir beden vermiş olsa ve ben bununla övünsem, bir de övünüp siz de beni övün diye çaba göstersem, hani artık bir şeyin karesi mi, küpü mü, artık hani cehalet üstü cehalet birikmeye başlar. Hem bir şeyi kendimi zannediyorum, hem kendim bununla var olduğumu düşünüyorum, hem de sizin bunun üzerinden beni takdir etmenizi, bana övgü ve takdirde bulunmanızı istiyorum. Bulunmadığınızda da ya sizi nankörlükle suçluyorum, ya kıskançlıkla suçluyorum, ya da hak ettiğim değeri görmemekle üzülüyorum. Anladınız mı? Azap niye kat kat büyük bir azap? Ve ondan sonra diyorsun ki hayat çok acı. Neden acı? Çünkü sahip olma zehiriyle zehirlenmişsin. Sahibim diye yapışmışsın. Ama sahip olamadığın bir şey, olamayacağın da bir şey gerçek anlamda. Ve o şeye sürekli sahip olmaya çalışmak, onu korumaya çalışmak, değil mi? Bugün insanlar niye sürekli genç kalmaya çalışıyorlar? Niye sürekli güzel olmaya çalışıyorlar tırnak içinde? Niye sürekli işte yakışıklı, etkileyici, karizmatik, hayranlık uyandıran, işte bir ortama girdiğinde havasıyla, cazibesiyle etkili olan veya olamadığında da ya işte sönük biriyim deyip üzgün olan, kendini kötü hisseden, ah bende o güzellik olacaktı ki, ya işte bende öyle bir yakışıklı olacaktım ki ama işte kadere bak deyip üzülen bir noktada oluyorsanız aslında bunun nedeni nedir?
Bunun nedeni olaylar, olgular, durumlar değildir. Sizin size verilen bir şey, size gelen bir şey üzerinden kendinizi tanımlamanızdır. Peki ne yapacağız? Böyle hani kös kös oturacağız mı yani? Benim bir şeyim yok, gerizekalının biriyim falan gibi böyle bir şey mi yapacağız yani? Böyle bir suratı asık, mutsuz, yani böyle hiçbir şeyi yok. Hani öl gitsin o zaman, ne demek istiyorsunuz? Ölelim mi? Hayır. Size bu nereden geliyor? Size verileni kim veriyor? Baktığınız zaman, o zaman önünüzde sonsuzluk ufku açılmış olur. Yani mesela bu gençliği kim veriyor? Bu hayatı kim veriyor? Bu imkanı kim veriyor? Her şey, bütün sonsuz imkanlar kendisinde olan bunu veriyor. O zaman ben verilenle mi, bana gelenle mi ferahlıyım, mutlu olayım, tatmin olayım, yoksa bana onu verenle mi mutlu olayım? İlginçtir, Kur'an'da denir ki, bırak onları dünyada kendilerine verilenle sevinsinler. Ama bir başka ayette peygamber için der ki, sen Allah'la sevin. Allah'la sen mutlu ol. Sen kaynakla mutlu ol. Hatta bununla ilgili güzel bir örnek vardır. Mesela güneş bir çiçeğe vurduğunda çiçeğin o renkleri ortaya çıkar. Ve çiçek eğer kendi renkleriyle övünürse geçici olarak bir tatmin hisseder ama o çiçek solduğunda ne olur? Üzülür. Ama sana o rengi veren kim? Sana o parıltıyı veren kim? Güneş. Eğer dikkatin kaynağı güneşe dönerse o zaman sen güneşle sevinirsin. Tıpkı bunun gibi. Bize verilen her bir şeyin kaynağı nedir? Kaynak nedir? Kaynak sonsuz olandır. Ve sen aslında ben bir şeye sahibim demekle kaynağından da kopuyorsun. Düşünün, elinizden bir şey gittiğinde ya ne ehemmiyeti var, Rabbimiz var diyemiyorsunuz. Giden bir şeyin arkasına bakıyorsunuz. Elimdeydi, benimdi ama kaybettim diyorsunuz. Neden? Çünkü bir şeye sahip olma tuzağına düşmüşsünüz. Ve aslında ne kadar yaradan var şu bu deseniz de kaynağınızdan bilinç olarak bir kopukluk yaşıyorsunuz. Mesela niye ihtiyarlamaktan korkuyorsunuz? Niye yaşınızı söylemekten kaçınıyorsunuz, değil mi? Niye söylemeyelim ya? Benim yaşım mesela 57. İşte 56'ya girdim, yeni girdim, yeni çıktım. Ya bu kadar hikayeye ne gerek var? Niye bu kadar kendini azap ediyorsun ki acaba? Ya işte 45'im ama o kadar göstermiyorum, değil mi? Ya niye bu derdi yaşıyorsun? Bu azabın içine niye kendini sokuyorsun ki? Sen beden değilsin. İki, bedenin geçiciliğinin farkında değilsin. Sürekli bedeni ayakta tutmaya, onu genç, güzel, yakışıklı halde tutmaya, yaşını dondurmaya çalışıyorsun. Çünkü kendini beden zannediyorsun. Ve onu da sahipleniyorsun, benim bedenim. İşte yaşım, ya işte insan ne yapacaksın, yaşı ilerliyor. Ya insan yani hangi yaşta hissediyorsa o yaşlıdır falan gibi bir de böyle uydurup felsefeler üretip insan hissettiği yaştadır falan gibi hikayelerin içinde kayboluyorsun. Peki bu kadar eziyeti niye çekiyorsun acaba? Hiç düşündün mü? Bu kadar azabı niye çekiyorsun? Sürekli kendini güzelleştirmekle, gençleştirmekle, yakışıklı kılmakla niye bu kadar uğraşıyorsun? Çünkü kendini hem ona indirgemişsin, hem bedenine indirgemişsin, hem onun sahibi olduğunu zannediyorsun. Ve sahibi olduğun şeyi de sürekli ne yapman lazım? Muhafaza etmen lazım. O yüzden yine bir bilge der ki,
varlık yükü ağırdır, sen bu yükü taşıyamazsın. Bakın, varlık yükü ağırdır, sen bu yükü taşıyamazsın. Hani insanlar diyor, var olma savaşı veriyoruz. Yani ne savaşı veriyoruz kardeşim? Yani sen var olmak için bir savaş mı verdin ki yani? Bak varsın. Bir savaşla mı var oldun? Hayır. Peki sen niye şimdi bir savaş yapıyorsun? Var olma savaşı veriyorum. Niye bu savaşı veriyorsun? Gerek mi var? Kim sana böyle bir savaşı verdiriyor acaba? Neden? Çünkü varlığı da sahipleniyorsun. Ben varım diyorsun. Hayattaki en büyük cahillik. Ben varım. Görürsün ben var mıyım yok muyum. Peki ne demeliyiz? Ben beni var edenle varım. Varlığımın taşıyanı odur. Varlık odur zaten. Ben o yükü taşıyamam ki. Ben nasıl kendimi var edebilirim? Bak varlık bana verilmiş. Ha, ne yapıyorum? Bu benim diyorum. Sonra da ben varım diyorum. Ondan sonra onun eziyetini çekiyorum. Var etmeye çalışıyorum diye. Varlığımı fark ediyorsunuz değil mi arkadaşlar diye. Bu sefer varlığımı tırnak içinde pazarlamaya çalışıyorum. Pazarlayamasam da üzülüyorum. Örneğin hocam mesela biraz önce şey dediniz. Ben hayat mücadelesi veriyorum. Yani reel hayatta mesela atıyorum. Bak reel hayat diye bir hayat yok. Oradan var var yani. Öyle tamam. Var. İşte yani, bak, öyle dersen, hocam, öyle başlarsan. Yani. Kadının 3 bin lira kirasını ev sahibi 20 bin liraya yaptı. Sonra da sokağa koydu. Burada tavrımız ne olacak? Yani tamam sizin anlattıklarınızı ben anlıyorum da. Ama bir de hayatın gerçekleri yok mu yani? Tamam. İşte o var zaman yani. Ben hayatın gerçeklerini anlatmıyorum, ben hayali anlatıyorum, ben olmuş olur. Yani ama o hale gelir. Bunlara o zaman peki, güzel, tamam, çok güzel. İşte oradaki, çok güzel. Oradaki şey bakın, ben Yaradan'ın verdiği imkan ve kabiliyetlerle hareket ediyorum. Ama onları kendime mal etmiyorum. Bakın. Hep verdiğim örnektir yani. Bir kedi 4-5 yavru doğurur, onlara bakar değil mi? Ama onları sahiplenir mi? Sahiplenmez. Peki sahiplenmiyorum diye, lan boş ver o zaman, ben sahibi değilim zaten, umurumda değil diye bırakır mı? Hayır. Ne adına yapar bunu? Tanrı adına yapar. Peki bilincinde midir? Değildir. Senin farkın ne? Sen hem Tanrı adına yaşayabilirsin, hem de bunun bilincinde olabilirsin. Kötülükle mücadele edebilirsin, haksızlıkla mücadele edebilirsin, yanlışlarla mücadele edebilirsin. Ama kim adına? Tanrı adına yaparsın. Tanrı adına yaptığın zaman sen sadece sana verilen imkanları kullanırsın. Peki bu mücadeleyi yaptın, diyelim ki tırnak içinde kardeşimizin kullandığı tabiri kullanalım, reel hayatta yenildin. Mutsuz olur musun? Hayır. Bir mücadelede yenildin. Ev sahibi hukuki olarak çok güçlü çıktı. Hakimi de ayarlamış. Seni evden çıkardı. Ne yapacaksın? Allah'ın verdiği imkanlarla bir yer arayacaksın. Bulursan bulmuş olursun. Bulamazsan nerede yaşayabiliyorsan orada yaşarsın. Bakın, bunu kendi adınıza eğer yapmaya kalkarsanız yorulursunuz. Eziyet çekersiniz, kıyaslama yaparsınız. Birçok hikaye orada döner. Ama ben Tanrı'nın bana verdikleriyle doğru, dengeli, ölçülü ve meşru bir şekilde yaşıyorum. Ben zaten onun var etmesiyle varım. Hiçbir şeyin sahibi değilim. Hiçbir şeyin sahibi değilim. Ve şunu da unutmayın. Hiç kimse de hiçbir şeyin sahibi değil. Hani ben hiçbir şeyin sahibi değilim ama millet her şeyi sahiplenmiş, malı götürüyor. Öyle bir şey de yok. O da ayrı bir cehalettir.
Zaten sizin anlattığınız hocam, eğer insanlar dediğiniz bilinç noktasına gelse vallahi dünya cennet olur zaten. Ama işte dünyadaki sorunlarla ilgili de insanların bir şey yapması lazım yani. Birinin 2000 tane konusu peki varken. Peki ben burada mesela. Hayır, sizi anlıyorum ben. Tamam. Sizin ben burada ideal olan ama insanlar o ideal. Hayır, ben burada bir şey yapmamakla ilgili bir şey söyledim demedim mi? Hani, ama o ben dedim mi? Üretmek lazım. Tamam, çözüm üretmeyelim gibi dedim mi? Yok demedim. Öyleyse. Ama çözümü nasıl üretelim? Önemli olan o. Dedim ya biraz önce. Yaradan'ın sana verdiği imkanlarla, bu akıldır, bedendir, düşüncedir, imkandır, o imkanları kullanarak hukuku gerçekleştirebiliyorsan gerçekleştirirsin. Bakın en bariz örneği nedir? İşte Hazreti Yusuf'tur, değil mi? Kendisi meşru bir, meşru, iyi, doğru ve bir güzel hayat yaşadığı halde bir kadın ondan gayrimeşru bir talepte bulunduğunda, o da uzaklaşmayı, kaçmayı tercih ettiğinde, kadın onun gömleğini arkadan yırtıyor ve o anda da kapı açılıyor ve herkes bu sahneyi görüyor. Tabii kadın orada durumu manipüle edip Hazreti Yusuf'un kendisine saldırdığını söylüyor. Peki Hazreti Yusuf orada ne yapıyor? Kendisine verilen imkanla kendini ifade ediyor. Durum böyle değil, şöyledir diyor. Neyse, oradaki büyük olarak tanımlanan kişiler durumu analiz ediyorlar. Hakem olarak tayin ediliyorlar ve diyorlar ki Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmışsa kadın hatalıdır. Önden yırtılmışsa Yusuf hatalıdır. Bakıyorlar gömlek arkadan yırtılmış. Ve anlıyorlar ki Yusuf suçsuz. Ama buna rağmen gene Yusuf içeri giriyor. Peki Hazreti Yusuf bunun derdini duyuyor mu? Haklı olduğu bilindiği halde hapse atılmaktan dolayı bir sorun olduğu düşüncesine sahip mi? Değil. Peki hakkını da mevcut şartlar içinde savunuyor mu? Savunuyor. Yani bizim burada bahsettiğimiz şey böyle eziklik, aptallık, cehalet, pasiflik değildir arkadaşlar. Ama biz çok ezberlere alışmışız. Yani ben bir şeyin sahibi değilsem o zaman bırakırım. Ben bu bedenin sahibi değilsem o zaman ben niye bu bedeni besleyeyim ya? Gibi bir şey aklımıza geliyor. Neden? Çünkü niye kendi bedenimi besliyorum? Sahibiyim ya. Sahibi değilsin. O zaman bırakacağım. Bir alim bununla ilgili şöyle bir şey aktarır. Diyor ki bir gün diyor bu ayeti okudum. Dedim ki bu beden de bana ait değil. Hiçbir şey bana ait değil. Bana verilmiş. Bana verilmiş. Yaradan tarafından bana verilmiş. Beden de bana ait değil. Diyor ki o zaman egom dedi ki o zaman bu bedene ben de bakmayacağım. Niye bakayım? Benim olmayan şeye niye bakayım? Diye itiraz etti. Sonra baktım diyor. Karşımda bir sinek, bir küçük kara sinek, kendisine verilen baş, el, ayaklarını temizliyor. Sanki böyle hani bir asker olur ya, şimdi askerin elindeki her şey kime aittir? Devlete aittir, değil mi? İşte silah vesaire. Ama ne yapar asker? Devletin verdiği silaha iyi bakar, değil mi? Onu temizler, kullanır ve iyi bakar. İşte diyor o sinek bana öğretmen oldu diyor. Ben de Rabbimin bana verdiği bedeni Rabbimin bir emaneti olarak en güzel şekilde kullanmaya ve onu doğru, iyi bir şekilde beslemeye, işte hastalanırsa mümkün olan imkanlar ölçüsünde tedavi etmeye çalıştım. Ama kim adına? Onun adına, Yaradan adına bunu yapıyorum. Çünkü bakın öbüründe ne olur? Siz bir süre kendi adınıza o bedenin sahibi olduğunuzu zannedip keyif sürersiniz ya. Ama sonra ne olur? Sonra yükünü
taşımaya başlarsınız. İşte hasta oldun, ne yapacağım? Bana ne kardeşim? Hasta oldun diyelim, daha doğrusu beden hasta oldu. Bakarız, yaradanın verdiği o anda imkan ve şartlar içinde var olan bir tedavi imkanı varsa ederiz. Yoksa mal sahibinindir, değil mi? Sahibine teslim ederiz. Anlatabildim mi? Ama benimdir dediğiniz zaman başınızı belaya sokarsınız. Çünkü bir de onu koruyamazsanız bir de kendi kendinizi yiyip bitirirsiniz. İkinci cümle, yapmadıkları şeyler ile övülmeyi sevenler. Bu ne demek? Bu daha çok böyle hani yapmamış da yapıyor gibi görünen veya işte yapmamış ama yapıyor diye kendini gösterenler diye zannediliyor. Aslında böyle değil. Aslında şu, sen bir şeyi yapıyorsun görünüyor, fiil senin elinden çıkıyor, öyle görünüyor. Ama bir şey iyi, doğru ve güzelse kime aittir? Bunu ayet söylemiyor mu? İyilikler Allah'tandır. İyi, güzel olan, hayır olan şey Allah'tandır. Ama sen Allah'ın sana verdiği iyilik üzerinden, merhamet üzerinden, sorumluluk duygusu üzerinden bütün hepsini alın, bütün iyi ve güzel şeyleri alın. Bunların üzerinden yaptığın şeyleri sen kendine mal edip aslında kendinin yapmadığı şey ile övülmeyi istiyorsun. Övülmekten hoşlanıyorsun. Övülmeyi seviyorsun. Ya siz çok iyisiniz falan. Bir gururlanıyorum o zaman. Halbuki ben iyi değilim. İşte sana Hazreti İsa diyor. Bana iyi deme. İyi olan Tanrı'dır diyor. Bana iyi deme. İyi olan Tanrı'dır. Biz zahiren iyiyiz. Görünürde iyiyiz ama o iyiliğin kaynağı Yaradan'dır. O zaman ben nasıl benim üzerinden fiili gözüken Allah'ın fiilini kendime mal edip bir de bundan dolayı ya işte kimse beni takdir etmiyor. Bakın bizim en büyük şikayetlerimizden biri bu değil midir? Kimse beni takdir etmiyor. Neyinle takdir edecek seni? Sen nesin? Ne zannediyorsun kendini? Niye takdir bekliyorsun? Ya desen ki ya Yaradan bana böyle bir lütufta bulunmuş, ben de onun lütfuyla fiilde bulunuyorum. Merhamet ediyorum, sorumluluklarımı yerine getiriyorum, insanlarla iyi, doğru ve güzel konuşuyorum, üzerime düşen görev ve sorumluluklarımı yapıyorum, koruyup kolluyorum. Bunların kaynağı ne? Gerçek fail kim? İyi, güzel ve doğru da Allah. Eğer onu doğru bir şekilde, o sana verileni doğru bir şekilde kullanmazsan da ortaya çıkan kötülük de senden. Ama ego bundan hiç hoşlanmıyor. Ne istiyor? İstiyor ki kötülük Allah'tan, iyilik benden. Ve istiyor ki kim yaptı bunu diyor. Senin için kim yaptı? Diyelim ki anne babasın. Çocuğuna ne diyorsun? Seni kim koruyup kolladı diyorsun? Seni kim besledi, büyüttü? Ben. Peki takdir ediyor musun, etmiyorsun? Kötü bir şey. Nankör diye eleştiriyoruz. Ve takdir edilmeyi arzu ediyoruz. Övülüp övülmeyi seviyoruz. Biri beni övsün. Hatta bazen insanlar şey ya, yalandan bir de bir öv ya. Yani sen olmasan ben ne yapardım falan de. Mesela ego nasıl da şişiyor değil mi böyle? Sen olmasan ne yapar? Ya İsmail Bey, siz bize çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. İyi ki sizinle karşılaştım deseniz, ben de böyle içeride bir egom varsa oradan bir memnuniyet hissedecek. Sonra da bir de estağfurullah diyeceğim ki o da hani kaymağı olsun diye. Bir de tevazu da göstermiş olacağım. Oh ne güzel. Ama sonra övülmeyince de ya işte nankör insanlar böyle işte övüyorlar, sonra da unutuyorlar diye azap çekeceğim eğer egom varsa. Sonra da o çektiğim azabın nedeni olarak başkalarını göreceğim. İnsanları suçlayacağım çünkü. Neden? Çünkü beni takdir etmiyorlar. Beni övmüyorlar. Hiç takdir görmüyorum. Hiç kıymetim bilinmiyor.
Benim böyle tanıdığım, Allah rahmet eylesin, bir profesör vardı. 4-5 dil bilirdi. Epey de böyle araştırmalar falan. Böyle işte bu memleket benim kıymetimi bilmedi diye üzüle üzüle gitti adamcağız. Şimdi bu azabın nedeni ne? Kıymet bilmeyen Türk milleti mi? Yoksa gerçek failin Allah olduğunu unutan o insan mı? O yüzden bakın, Allah bize azap çekmemenin yolunu gösteriyor. Egomuz ise bize azap nasıl çekilir? Ama önce bir tatlı bir şekerleme veriyor. Bak, bunun sahibi sensin diyor. Değil mi? Küçük bir tatlı bir şey veriyor. Ya insan da övülmekten hoşlanıyor diyor. Yani güzel değil mi? Hoş değil mi diyor. Ya bak, birileri seni övünce ne hissediyorsun? Güzel hissetmiyor musun? Sana küçük bir şekerleme veriyor. Sonra başını belaya sokuyor. Ömür boyu bela çekiyorsun. Sonra da oturup böyle yaşlanmışsın. Ya işte kimse kıymetini bilmiyor. Eskiden herkes böyle telefonlarım hiç durmazdı falan filan. İşte insanlar için tabii böyle bir şey yapınca edince herkes falan diyor ama işte böyle biraz yaşlandın mı, biraz böyle güçten düştün mü kimse seni aramaz. İşte insanlar böyle nankör. Halbuki asıl nankör sensin. Neden? Yine bir o bu ayeti tefsir eden zatın ifadesiyle sen diyor sana verilen bu nimetleri övülmenle noksanlaştırıyorsun. O sana tam gelecek, sen övülmenle onun doğal gelişini, doğal olarak akışını eksiltiyorsun. Gururunla tahrip ediyorsun. Burada gurur iki anlama da gelebilir. Birisi aldandığın için, aldanış içinde olduğun için tahrip ediyorsun. Mesela ne yapıyorsun? Sana biraz böyle kastı aşan biri bir laf söylemiştir. Bir daha ona yardım etmeyeceğim diyorsun. Bunun örneği Kur'an'da vardır. Hazreti Ebu Bekir'le ilgili ayet gelmiştir. Böyle biraz özürlü olan bir akrabası vardır. Ona elinden geldiğince Allah'ın verdiği imkanlarla yardım eder. Bir zaman gelir, işte Hazreti Ayşe'ye iftira atılır. O yardım ettiği kişi o iftirayı en çok dedikoduyla büyütenlerin başında gelir. Bir yere gelir gelir, tabi Hazreti Ebubekir de biraz böyle hani sabırlı biri ama bir gün gelir öyle bir tırnak içinde canına tak ediyor gibi görünür ve der ki vallahi artık ona bir daha yardım etmeyeceğim. Ve ayet gelir. Allah'ın lütfuyla yaptığınız iyilikleri yeminlerinizle engellemeyin. Bakın ne oluyor? Gururunla tahrip ediyorsun. Bakın Allah nereden bakıyor, ego nereden bakıyor, değil mi? Küfranınla iptal ediyorsun. Yani bazen görmeyerek. Mesela diyorsun ki, ben kimseyi sevemem artık diyorsun. Neden? Ya sevdim ama çok büyük darbe yedim. Ve diyelim ki kalbindeki o sevgi akışını, o ilahi sevginin aktığı kanalı tıkıyorsun. Bundan sonra kimseyi sevmeyeceğim. Bundan sonra kimseye güvenmeyeceğim. Bundan sonra kimseye yardım etmeyeceğim diyerek ne yapmış oluyorsun? Küfranınla tahrip ediyorsun. Buradaki küfran bir şeyin örtülmesi demek. Yani sen yaradandan gelen o kanalı örtüyorsun artık. Ve ne yapmış oluyorsun? O kanaldan gelen lütfu, ikramı, nimeti iptal ediyorsun. Temellükle gasp ediyorsun. Yani onu kendine mal etmekle, mesela diyorsun ki ben olmasam sen ne yapacaktın? Ben olmasam sen yoktun bile. Ben seni korumasam seni çakallar yem yapacaktı.
ne yapıyorsun? Kendine mal etmekle gasp ediyorsun. Biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu'nda da vardır. En büyük suçlardan biri gasptır. Gasp çok büyük bir suçtur. Ne yapıyor ego? Gasp ediyor. Veya işte ben olmasam size bunları kim anlatacak arkadaşlar, değil mi? Falan diye eğer egoma mal etsem bu bilgiyi gasp etmiş olurum. Eğer söylediğim doğru bir şeyse bu Allah'a aittir. Yanlış bir şeyse bana aittir. Bakın bu çok önemli bir şey. İşte burada iyi, doğru ve güzel bir şey Yaradan'a aittir. Hata, kusur varsa bana aittir. Orada da tövbe istiğfar ederim. Ve benim vazifem, yani fıtratımın gereği övünmek değil, şükürdür. Bu Allah'a ait bir şey. Allah lütfetti, ben de sana yardım ettim. Hani hep söylerim, Hazreti Fatıma'ya atfedilen bir şeydir. Birine bir şey vereceği zaman, maddi bir şey, Allah bunu sana vermem için bana verdi der, öyle verirmiş. Hem kendi egosundan yana tam bir uzaklık hissediyor. Yani bu benimdir'e dair hiçbir algı yok. Hem de karşıdakine de hani bak senin kaynak olarak dikkat edeceğin, kalbini vereceğin şey Yaradan'dır. Allah bunu sana vermem için bana verdi. Ben veriyor gözüküyorum ama aslında Allah bunu sana vermem için bana verdi. Ne kendisi tuzağın içine düşüyor, ne de ifade edişinde karşıdakinin tuzağa düşmesine yol açacak bir söz söylüyor. Bakın ne kadar büyük bir özgürlük. Peki biz bu durumda ne oluyoruz? Biz Yaradan'a dönük, onun sonsuzluğuyla, onun mükemmelliğiyle, onun her şeyin sahibi oluşuyla mutlu olan insanlarız. Bize verilenle değil. Bize verilene şükrediyoruz ama asıl şükrettiğimiz odur, kaynaktır. Mesela ben demiyorum ki ya benim hayatım, işte benim hayatım ne olacak, ben ne kadar yaşayacağım. Bu hayat bana verilen bir şey. Ben şu anda verilenle kendimi sınırlandırmıyorum. Bu hayat nereden geliyor? Sonsuz hay olan Hak'tan geliyor. O zaman ben ona yöneleyim. Ben ona dönüyorum. Benim kalbim ona dönük. O sonsuz hayat sahibi. O zaman ben şu verilmiş olan küçücük bir hayat damlacığıyla kendimi sınırlamıyorum. Sonsuz hayat sahibi olan Yaradan'a kalbimi bağlıyorum. Bu mu daha büyük bir mutluluk, huzur kaynağıdır? Yoksa işte benim hayatım deyip kimse bana karışamaz, ben istediğim gibi yaşarım demek mi bir farkındalık ve bilgeliktir? Her şeyin kaynağı o. Bundan daha güzel ne olabilir? Yani biz bazen şey zannediyoruz, bak Allah sanki seni kıskanıyor, elindekini de alıyor falan. Ya böyle değil, böyle bir şey olabilir mi? Allah senin bir şeye sahip olma arzunu bırakmanı istiyor. Bu sahip olma arzusunu bırak diyor. Sen bir şeyin sahibi değilsin. Onun maksadı haşa kıskanç, hani vardır ya böyle işte Yunan tanrıları diye bir de abartırlar. İşte mitolojide tanrılar insanları kıskandı falan filan, bir de böyle ballandıra ballandıra anlatırlar. Böyle değil. Allah senin o küçücük parıltının kaynağı olan kendisine seni çağırıyor. Sen bir parıltıda kayboluyorsun. Hani bir benzetme kullanacak olursak, sen denizin üzerindeki o yakamozdaki parıltıya bütün her şeyini veriyorsun ve parıltıya, o denizin üzerindeki yakamoz parıltısına takılıyorsun ve onu tutmaya, ona sahip olmaya çalışıyorsun. Halbuki onun kaynağı ne? Ay gibi gözüküyor.
Aslında o da kaynak değil. Onun kaynağını güneş. Sen kalbini o anlamda, verdiğimiz metafor anlamında güneşe diksen, o zaman hiçbir zaman karanlıkta kalmazsın. Sürekli yakamoz aramazsın. Evet, bakalım gece mehtaba çıkalım, yakamoz var mı yok mu, mehtap var mı yok mu derdine düşmezsin. Mehtap olsa da güneş var, mehtap olmasa da güneş var. İşte yine o bilgenin ifadesiyle bu manada güneşi kalbinin göz bebeğinde taşıyan insana gece yoktur. Eğer senin kalbinin göz bebeğinde o güneş varsa sen her yerde aydınlık içinde yaşarsın. Onun için bir insan Allah ile tam bir bağ sahipse ona yokluk yoktur, ölüm yoktur, acı yoktur, mutsuzluk yoktur. Mahrumiyet yoktur, mağduriyet yoktur. Ama onun yarattığı şeylere kalbini bağlamışsan onlar geçici şeylerdir, sınırlıdır. Sen güneşe kalbini bağlayacağına güneşin parıltılarına kalbini bağlamışsın. O zaman o parıltıları korumaya çalışır. Hatta fotoğrafını çekersin, duvara asarsın ama o sana güneşin sıcaklığını vermez. O sana güneşin parıltısını vermez. Değil mi? Biz şimdi yakamozun resmini çeksek, sonra büyükçe duvara assak bize ışık verir mi? Vermez. Ama o yakamozun, o parıltının kaynağı olan güneşi tanısak, o zaman o mükemmel bir şeydir. Sen her zaman aydınlıkta olursun. Ve bakın, burada anlatılan şey, haşa insanı pasifliğe götürmek, böyle kayıtsız, umarsız bir hale getirmek değil. Aksine tam bilinçli ve farkındalıklı hale getirmek. Peygamberin ifadesiyle elinde bir fidan olduğunda kıyametin koptuğunu görsen de onu ekersin. Neden? Çünkü sen egon namını ekmiyorsun ki. Yani egon sana diyecek ya kıyamet kopuyor ne ekeceksin? Meyvesini mi devşireceksin falan der değil mi ego? Ama sen Allah namına o fidanı elinde tutuyorsun ve Allah namına da onu önünde bulunan toprağa ekersin. Neden? Çünkü o fidanın hakkı o an toprağa girmektir. Ama sen kendi nefsin namına baktığın zaman, hani vardır ya, diyorsun ki mesela bak merhametli ol, yardım et, ona karşı şefkatli ol. Niye yapayım ki diyor mesela. E tabi ego başka ne diyecek yani, niye yapayım ki diyecek. E ona Allah namına yaptı diyemiyorsun çünkü Allah'ı o kadar tanımıyor. O başka diyor. O ayrı bir konu diyor. Hayatın gerçeği başka diyor. Sen nerede yaşıyorsun diyor. Dolayısıyla Allah bizi benliğin, egonun tuzaklarına düşmeden bu hayatı yaşamaya çağırıyor. Eğer o gözle yaşarsan acı yoktur. Mağduriyet yoktur, kayıp yoktur. Her ne yaşıyorsan yaşa, hiçbir durumda gereksiz yere karanlıkta kalmazsın, kendini mutsuz hissetmezsin. Mutsuzluğun kaynağı olaylar değildir. Mutsuzluğun kaynağı hayata yanlış bakan benliğindir. Birini seversin, biri seni sever. Kendi egon namına onu hissediyorsun ya. Ya bak beni seviyor, bana kendimi çok mutlu hissettiriyor falan. Ondan sonra dersin ki ya beni terk ederse. Al sana bela. Değil mi? Halbuki seven dersin ki o bilse de bilmese de onun sevgisi Allah'tan geliyor. Sevilen de senin egon değildir. Sevilen de Allah'ın sende var olan iyi ve güzel nitelikleridir. O zaman bakın ne kadar özgürce sevgiyi yaşarız değil mi? Ama öbüründe işte o beni seviyor, ben seviliyorum. Ya o beni yarın öbür gün sevmezse ne olacak? Ya onun bende sevdiği şeyler azalırsa
İşte güzelliğim giderse ne yapacağım? O yüzden iyi bakımlı olmam lazım. Değil mi? O hikayeye girersin. Yani nereden baksan başına bela alırsın. Peki mecbur musun bu belayı almaya? Yok, aslında mecbur değilsin. Biraz dikkat et, biraz sakin ol. Ya bakın burada söylediğimiz şeyler böyle çok tırnak içinde büyük metafizik şeyler değil yani. Yani kim diyebilir ki ben bu dünyada bir şeyin sahibiyim? Değil mi? Ya böyle bir şey var mı? Bunu gerçekten aklı başında iddia edecek bir insan var mı? Sadece kullanım imkanın var. Hiçbir şeyin sahibi değilsin. Yani bunu anlaman için ermiş olman gerekmiyor. Ortalama bir aklın varsa yani bir bakarsın. Ya ben neyin sahibi olabilirim ki? Ben kendi sürecime bakıyorum. Ya bir zaman böyle 20-25 yaşlarında cevval bir delikanlıydım. Şimdi ihtiyarlık sürecindeyim yani. Zahiren. Şimdi nerede o gençlik? Nerede o delikanlılık? Nerede o cevvallik? Bak bana verilmişti. Sonra bir kısmı alındı. Ki bu bedenin ve bu maddi hayatın tabiatıdır. Kaynağı ne? Yaradan. O zaman ben ona aitsem, kendimi ona bağlı hissediyorsam ki hakikat budur. O zaman ben neye üzüleyim ki? Üzüleceğim hiçbir şey yok. Her an mutluyum. Gençken de mutluyum, delikanlıyken de mutluyum, orta yaşta da mutluyum, yaşlıyken de mutluyum. Koşarken de mutluyum, otururken de mutluyum. Sevilirken de mutluyum, birileri tarafından sevilmediğimde de mutluyum. Neden? Çünkü sevginin kaynağı o. Sevginin aktığı bazı kanallar kurumuşsa, kanallar kurumuştur. Kanallarda problem vardır. Peki hiç kimse birbirini sevmiyor. Olabilir, ne yapalım? İnsanların sevgi kanalları kapanmışsa, tıkanmışsa bu onlarla ilgili bir sorun. Ben kimse beni sevmiyor diye Yaradan da mı beni sevmiyor? Zaten o sevenlerin sevgisinin kaynağı neydi ki? Bir anne severken nereden seviyor? Bir arkadaşın, eşin, dostun severken ne sayesinde seviyor? Eğer Yaradan'ın o sevgisi olmasa biz nasıl birbirimizi sevebiliriz? Sevemezdik ki. O zaman karşındaki Allah'ı tanısa da tanımasa da bileceksin ki gelen sevgi Allah'tandır. Aslı itibariyle Allah'tandır. Ama onun üzerine maddeyin ego yazıyorsa egoyu kenara koy. O Yaradan'dan gelen bir şeydir. O zaman işte gerçek tevhid. Bu bahsettiğimiz şey aynı zamanda gerçek tevhiddir. Sevginin iki kaynağı olmaz. Hem ben seviyorum hem Allah seviyor. Peki hocam, karşı taraftan gelen kötülük egodan mı geliyor? Evet, kötülük egodan geliyor. Yani benliğin böyle bir potansiyeli var. Mesela diyelim ki birini sevmişim, tırnak içinde beni incitmiş, yaralamış, terk etmiş, aldatmış, ne dersek diyelim. Ve ben diyorum ki bundan sonra kimseyi sevmeyeceğim. Bunu kim diyor? Ego diyor. Peki bu anlamda bir fonksiyon oluşuyor mu? Oluşuyor. Ben ne yapıyorum? Kalbimde sevgiyle ilgili bütün kanalları kapatmış oluyorum. Bunun sorumlusu kim? Ego. Peki ego bir varlık mıdır hocam? Yani ego dediğim şey. Hayır, ego bir varlık değildir. Ama var gibidir. Yani gerçek bir varlık değildir ama var gibi görünür. Ve sana var gibi görünen bir şeyi kullanabilme imkanı da verilmiştir. Mesela biz kendimize bakalım, çocukluğumuza, gençliğimize falan birçok böyle, işte ben böyleyim dediğim bir şey vardır. Şimdi gülüp geçeriz değil mi mesela? Bak, var gibi görünen bir şey aslında.
ve eğer onu yanlış kullanırsan başına bela açmış olursun. Onun sorumlusu da sen olmuş olursun. Teşekkür ederim.